Selamünaleyküm Paragöz abi. Selam ben. Adana'da yaşıyorum vallahi. Şu an işte deprem bölgesinde duyuru yapmak istiyorum. Vallahi geldiği kadar artık yapacak bir şey yok. Burada sadece bir 10 bina yıkıldı Adana'da. Maraş'ta, Hatay, bir de İtalya bölgesi özellikle fazladır ama en az 180'i yok oldu şehrin yani. Yerle bir oldu. Şu ana kadar kendi ellerimizle çıkardığımız cenazeler vardı. Az önce Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki kafanıza göre yardım toplayıp işte yola çıkmayın bilmem ne. Giden yardımlar kafasına göre yardım toplayıp giden insanların sayesinde yetişti. Buradan giden tırları götürür adam sırf tırın şoförüdür diye umurunda değil. Firmayla gitmiş bilmem neyle gitmiş. Özellikle biz Maraş'ta Hatay'ın girişlerinde bunu çok gördük. Adam tırı komple olduğu yere boşaltmış. Üst üste atmış bırakmış gitmiş. Yeter ki boşalsın dönsün yani. Yani bir yardımcıya götürüp yani o kadar elbiseler gitmiş şeyler gitmiş. Yani sanki çöp yığınıymış gibi üstte dökülmüş. Sadece Onları Suriyeliler götürüyor. Suriyeliler. Sadece Suriyeliler götürüyor. Yani oraya giden İnsanların oraya elbiseye, kıyafete ihtiyacı yok. Yani haddinden fazla var ama herkes enkaz başında olduğu için kimse yardımın derdine düşmemiş. Yani. Belki bir tas çorba içen orada artık dayanamayacak durumda gelip bir tas çorba içiyor. O da gelir enkazın başında duruyor. Diyorlar işte devlet orada. Tamam polis orada, zabıta orada, asker orada. Kısım burada. Ama sana diyebilirim %95'in üzerinde bina hiç dokunulmuyor. Yani 15-16 kat bina olduğu gibi duruyor. Öyle bekliyor. Yazdık bu insanlar. Şimdi oraya mesela şey yollar kapalı diyorlar. Doğru mu? Yo yo yollar kapalı değil. Sadece buradan otobandan gidersen Nur Dağı'ndan çıkacaksın. Maraş ve oradan Hatay üstüne dönebilirsin. Bahçeden çıkarsan Bahçeli'nin Nur Dağı arası kapalı. Yol çok bozuk. Yapıyorlardı zaten biz gelirken. Ama büyük ihtimalle bugün orası açılmıştır yani. Sadece biraz kalabalık tek şeride düşüyor. Tırlardan dolayı. Bir dönüş de kalabalık yani göç de başladı. Burası biraz kalabalık. Sadece gideceğin yer 1 saat gidersin. 2 saat 2,5 saatte gidersin. Yani olay o. Yol kapalı falan değil. Biz de şimdi gönderdik dün 4'tür. Toplandı bayağı yardım gidiyor da. Yetmiyor. Çünkü oradaki organizasyon çok sıkıntılı. Yani mesela buradan tırı gönderiyorsunuz. Gidiyor bir orada hangarda boşaltırıyor. Tekrar durduruyor. Bir hangara boşaltıyor. Oradan tekrar arabaları yükleyip zaten şehre girer girmez arabayı boşaltıyorlar. İhtiyacı olan olmayan herkes. Çoğunluk Suriyeli. Adam gözümüzün önünde dün transporteri yanaştırmış. Yani balya balya kutular dolusu elbiseleri koyuyor. Kime götürün? Depremzede. Hiç depremzede benzer bir yanı yok senin. Yarın bir gün görürsün pazarlarda orada burada sergi açıp satarlar bunu. Oradaki insanlar şimdi televizyona çıkıyorlar, basmış, bağırıyorlar. Devlet yok, millet yok. Yani devlet yoktan kastları şu. Yani oraya giden vinçler, emir almadan çalışmıyor. Yani arama kurtarmadan emir gelecek adam öyle şey. Orada boş bir şekilde. Kardeşim emrin vakti değil. Emir beklemeniz şey değildir. Kepçeyi göndermişsin operatörün üstünde. Sür bir enkazın içine. Orada zaten gönüllüler var, şeyler var. Bir talimatla bir şekilde. Yani elinden ne geliyorsa yardımcı olacaksın. Şimdi bir tane canlı sesi duyuyorlar mesela. Orada gönüllüler yazıyor. Canlıyı tam buluyor. Hemen basını masını çağırıyor. Yani kahramanlık yapacak. O basını çağırıp orada şovunu yapıyor. Onları çıkartıyor oradan. Siviller çıksın, gönüllüler çıksın. Ne deneyimliymiş de bilmem neyi kurtarıyor. Ya sizin deneyiminiz yere basın. Kazarken niye kazanmıyorsunuz deneyimini? Yani bedava kahramanlık yapıyorlar. Ümitmeye çalışıyorsun. Canla başla çalışıyorsun. Etrafta dönüyor. Ancak sağa sola emir yağdırıyor. Bildiğin gibi değil Enes. Orada. Enes senden ricam eğer yayın falan yapıyorsan şey yapsan bunları bilip getir. Özellikle insanların oradaları battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, süt, hasta bezi. Bunlara çok ihtiyaç var. Yani çok çok bunlara ihtiyaç var. Herkes cesetleriyle uğraşıyor. Yardımı götüren kişilerin biraz daha kenar mahallelere giden şehrin merkezinde orada boşaldığı için bir göbekte yani çoğu insan bundan faydalanıyor. İnsanlar enkazın başında bekliyorlar ki birileri gelsin kazıya başlasın bir şekilde yardım etsin diye. O insanların ihtiyaçları var. Biz dün oradayken işte gece 12'ye falan geliyorduk dönüş yaptık. Zaten akşam çıktıktan sonra elinde gelmiyor. Sokaklar zifiri karanlık göz gözü görmüyor. Azerbaycan bulvarı dediği bir yerde Maraş'ın göbeğinde olan yerde bir de ismini unuttum ama bir bulvar daha var. İki duvarın birleştiği yer. 7-8 bina aynı alanda yıkılmış yer var. Bir çalışma orada yoğunluklu. Oradaki binalar çok yüksek çünkü 18-19 kattan bahsediyorlardı. Sadece oraya vardığımızda ilk başta birkaç ceset çıkardık. Daha sonra birkaç kişi canlı çıktı. İnsan artık işi kaldırmıyor. Artık cesetler kokmaya başladı. Abi, kanacak dörtte pişmiş aslında patlamak. Kefen yok. Ya kardeşim sen yapmıyorsan bari adamları bırak yapsın.
Tamam, yine asker olarak polis başında dur. Havaalanına bekliyorlar. Bir kısmı Geldiler. geldi, bir kısmı geldi. Mesela Hollanda'dan, Rusya'dan, Bulgaristan'dan bir sürü gelen insanlar var. Burada Adana'da da öyleydi bize. Bir kısmı geliyor, bir kısmı havaalanında bekletiyor. İşte AFAD bizim çıkacak. Bunlar ne olacak? Adamlar almayacak. Buradakiler gelenler var. Ya dünyanın her yerine insanlar var. İki gündür adamlar havaalanında bekliyor. İki gündür ya. Bir günde o insanlar kaç tane insan çıkarırdı. Vallahi Enes durum böyle, biraz başını ağrıttım ama. Yok abim ya. Allah yardımcıları olsun. Var mı bir isteğin Erzan? Anlı sağlar. Vallahi emanet ol, kendine dikkat Allah'a et. Allah'a emanet abi. Teşekkür ederiz bilgilendirdiğin için. Evet.